Aslında kendi tiyatromuzu biz arkadaşlarımla birlikte özgür olabilmek için kurduk. Çünkü şöyle, hepimiz başka tiyatrolarda çalışıyorduk. Orada hep birine bağlısın, birinin görüşüne bağlısın. Bir de tiyatro yaparken zaten oradan maddi olarak çok bir kazancın olmadığı için manevi kazancın olması gerekiyor. Başka birisinin yönettiği, yaptığı ya da hiç içine sinmeyen bir işte eğer tiyatroda oynuyorsan diyorsun ki o zaman niye yapıyorum, hiçbir anlamı yok. Biz üçümüz de dedik ki burası bizim özgürlük alanımız olsun. Biz burada sadece istediğimiz şeyi yapalım. Yani seyirci beğensin beğenmesin, yapımcı falan yok, yapımcısı biziz, patronu biziz, yönetmeni biziz, her şeyi biziz bu tiyatronun ve burası bizim özgürlük alanımız, burası bizim nefes aldığımız yer. Sabah sabah ne oluyor lan? Hayır, ne münasebet? Adamın ne dediğini duydunuz mu? Ya duyduk. Duyduk. Bir şey yapma. Bir şey yapma. Bir şey yapma. Bir şey yapma. Bir ayağa kalksana dedi. Şöyle ki ben aslında endüstri mühendisliği mezunuyum. Fakat hep oyuncu olmak istiyordum ama mühendis bir ailede büyüdüm. Anne baba mühendis ve böyle hani biri okur ve mühendis olur gibi bir algım vardı. O yüzden aslında ailem mühendislikle çok mutlu olmayacağımın da farkındaydı. Çok beni mühendis olma yolunda annem özellikle karşı çıkmıştı. Ama ben endüstri mühendisi olacağım, ben böyle mutlu olacağım diye düşünmüştüm. Hep tiyatro yapıyordum işte ortaokulda, lisede falan. Lisede ÖSS'ye hazırlanmak için çok önceden bırakmam gerekti tiyatroyu, ailemin zoruyla diyeyim. İşte ders çalışman lazım, dershaneye gitmen lazım diye. Üniversiteye git, ne yaparsan yap dediler. Ben sonra endüstri mühendisliğini kazandım. Okula kayıt olur olmaz da hemen gidip tiyatro kulübüne yazıldım. O günden sonra biraz hayatım değişti diyebilirim. Sonra orada tiyatro yaptıkça bunu meslek olarak yapmak istediğimi çok fark ettim. Endüstri mühendisliğinde staj yaparken başıma çok kısa bir olay geldi. 45 saniyelik bir olay yaşadım. Ben bu olayı unutamadım. Bir patronun bana gelip de bir ayağa kalksana dediği bir andı o. Fakat içinde çok fazla şey barındırıyordu. Zaten izleyenler göreceklerdir ki oyunumuzla o 45 saniye içerisinde neler yaşandığını, bir karar alma evresinin nasıl ilerlediğini gösteriyor. Bu olaydan etkilendim, çok da şey yapmadım, üstünde de durmadım. Yani adam niye ayağa kalk dedi, şey ne olacak, o gün etek giymiştim o yüzden mi, bir sürü tartışma içerisinde bir karar verip bir şey yapmam gerekti. Biz de o zamanlar tabii üniversitedeyiz, işte böyle feminist geçiniyoruz, kadın hakları falan çok savunucusuyuz. Sonra ben bu olayı arkadaşlarıma anlatmıştım. Ardından üstünden birkaç bir yıl geçti. Bir yerde gene kız erkek bir yerde toplanmıştık. Kızlar dansa gitmek istiyor, erkekler evde kalmak istiyor. Böyle bir ortam. Kızlar da diyor ki, erkek arkadaşları var, ya işte bizi yalnız bırakmayın, gelin hep birlikte dansa gidelim. Ben de kızlara dedim ki, ya niye bekliyorsunuz dedim erkekleri. Çıkın gidin dansa dedim, onlara ihtiyacınız mı var, gidin eğlenin filan. Arkadaşım dedi ki, erkekti, sen önce kızlara böyle akıl vermeyi biliyorsun. Önce biri sana bir ayağa kalksana dediğinde istemediğin halde niye ayağa kalktığını önce kendine söyle, hani akıl verene kadar dedi. O laf benim bir içime oturdu. Sonra ben Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken bir kısa bir şeyler, bir oyun, ufak tefek bir sahne sergilememiz gerekmişti. Ben de kendi yazdığım bir şey sergilemek istedim. Onun üstüne birazcık çiziktirmiştim. Böyle bir oyun halinde değildi, birkaç sahne olarak vardı. Fakat çok güncel bir konu, Türkiye'de asla eskimeyen bir konu, her gün yeniden başıma gelen bir konu olduğu için mezuniyetimden sonra bunu bir oyuna dönüştürmeyi düşündüm. Bizim oyunumuz zaten Türkiye'de bir iş yerinde bir kadının yaşadığı olayla ilgili. Adam sadece bir cümle söylüyor sana ve senin kafandan bin tane şey geçiyor. Çünkü Türkiye'de yaşayan bir kadınsın, bin tane şey düşünüyorsun. Çünkü daha önce çok yaşadın ve burada amacı kötü mü, iyi mi, ne ima etmeye çalıştı, terslesem olmaz patronum ama terslemesem de bir dakika amacını aşan bir şey söyledi galiba, emin değilim, o kararsız kalma hali. Ve oyunumuzdan çıkan bir sürü insan da hep bizimle kendi 45 saniyelerini paylaşıyorlar. İşte hani tam böyle bir şey geldi başıma, ne yapacağımı bilemedim, aynı bunlar kafamdan geçti diye.
erkekler biraz şaşırıyor. Ben de onların şaşırmasına şaşırıyorum. Diyorlar ki gerçekten bu kadar şey düşünüyor musunuz? Biri size böyle bir şey söylediğinde ya da böyle bir şey yaşadığınızda. Ben de diyorum ki siz nerede yaşıyorsunuz? Yani Türkiye'de yaşayan bir kadınız tabii ki düşünüyoruz. Biz Türkiye'de yaşayan kadınlar olarak dolmuştan inip eğer gece vakti eve yürüyorsak anahtarı elimizde dolmuşun içinde saklayıp ses çıkarmasın, son anda ya da çantamdan çıkarmak zorunda kalmayayım, koşmam gerekirse koşup kapıyı açabileyim diye anahtarı elimize sıkıştıran insanlarız. Eve gittiğimizde kız arkadaşlarımıza evet indim taksiden, dolmuştan yazan insanlarız. Bu maalesef Türkiye'nin gerçeği. O yüzden sanatta kadın olmak değil, Türkiye'de kadın olmak zaten asıl mesele, tartışılması gereken konu bu. Biz şu anda Amerika'da yaşıyor olsaydık çok rahat bu adama dava açardım. Sexual harassment, duymadın mı? Sexual harassment. Yalvar. Tabii. İş yerinde en çok işlenen suçlardan biri. Hatta var ya, çok yüklü bir tazminat bile alırdım. Ha? Şşş. Kızlar. Lan bir durun ya. Ne yaptınız abi? Aldınız küçücük bir tavrı, nerelere bağladınız? Tiyatro yaparak Türkiye'de sadece geçinecek bir konumda ben hiç olmadım. Öyle biri var mı? Vardır. Çok tanımıyorum ama herkes ekstra işler yapmak durumunda kalıyor. Fakat ben ekranı da çok seviyorum. Özellikle sinemayı çok seviyorum. Dizileri de hiç küçümsemiyorum aslında. Buradaki sıkıntı yapımcıların işte dizi 2 saat olsun diye zorlaması ve bu herkesi zorlayan bir şey. Senaristi, oyuncuyu, yönetmeni, herkes daha iyi iş çıkarmak istiyor. Ama 6 günde 2 saat, yani her hafta bu hep konuşulan şey, bir sinema filmi çekmek ve kalitesinin çok iyi olması imkansız. O yüzden kaliteden ödün verilerek, işte araya uzun bakışmalar, müzik altı sahneler koymak zorunda kalınarak yapılan bir şey. Fakat birincisi, yani oyuncu tarafından bakarsak müthiş bir deneyim. Çünkü provasız, çok kısa sürede, çok hızlı bir şey çıkarman gerekiyor. Mesela biz okulda bunun eğitimini almıyoruz. Biz okulda aylarca bir karakteri çalışmak üstüne eğitim alıyoruz. Sonra pat diye bir sete gidiyorsun, prova yapacak vakit bile yok. Hadi ağla, hadi çok ağır bir sahne. Ama prova bile yapmadık, nasıl yani? Öyle. Şimdi bu beceriyi edinmek de bence fena değil. Yani o yüzden dizileri falan hiç küçümsemiyorum. Çok da severek oynuyorum. Maalesef para tabii ki gerekli olduğu için bir başarı kriteri olarak bazen insanı tatmin edebiliyor para kazanmak. Fakat mesela özellikle tiyatromuzda bazen çok az bilet satabiliyoruz. Bir seferinde şöyle bir şey olmuştu. Yani çok az bilet satılmış, bir sahnenin kirasını zar zor ödediğimiz bir durumdayız. Ama o gün öğrencilere ücretsiz bir imkan sağlamıştık. Çok fazla öğrenci geldi. Neyse, biraz moralimiz bozuk çıktık ama oyun çok keyifli geçti. Yine de iyi. Sonra öğrenciler bizimle söyleşi yapmak istediler. Ve böyle oyun hakkında, bir de çok gençler, işte 17 yaşındalar, 18 yaşındalar. Yani o kadar güzel yorumlar yaptılar, o kadar güzel muhabbet ettik ki, yani o an hiç para falan hiçbirimizin gözünde olmadı ve o çocuklarla ben bir şey anlatmaya çalıştım. Onlar onu anladı. Bir de üstüne bir şey ekliyorlar. Birlikte tartışıyoruz. Hani oradan aldığım tatmin, işte o başarı. O akşam mesela kafamı yastığa rahat koymuştum. Ama mesela ertesi gün olunca tabii düşünmeye başlıyorsun. Bir dahaki bilet satışı nasıl olacak diye. Ya of, bunu ver oynasam ne güzel olurdu dediğim, yani izlediğim her etkilendiğim filmde keşke ben de bir parçası olsaydım diyorum. Genellikle oyuncu odaklı, işte böyle tek plan çekilen ya da uzun çekilen, uzun planları olan filmlerden çok etkileniyorum. Mesela işte hep söylerim, Tom Hardy'nin Lock diye bir filmi vardı. Sadece bir arabanın içinde geçer, sadece Tom Hardy'yi görürüz. Yani mesela böyle bir filmde oynamayı çok isterim. Yine az önce tek plan dedim, Victoria diye bir film vardı. Tek mekanda da geçmiyor o film. Böyle bütün işte otele giriyorlar, sokakta koşuyorlar. İşte ama öyle bir çalışılmış ki bütün şehirde geçiyor, gecenin köründe geçen bir film. Ya yani öyle bir filmde oynamayı çok isterim.
tabii ki sanat özellikle de ülkemizde lüks bir şey. Bir yemek değil, bir sağlık değil. Kaçıncı sırada geliyor? Ülke ekonomisinin bu kadar kötü olduğu bir zamanda evet hangi sıraya koyabiliriz burada sanatı? İşte biz bugün bilet satmaya çalışıyoruz, seyirciye ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat pandemiyi bir düşünün. Deselerdi ki size hepimiz evdeyiz. Hiçbir şey izlemeyeceksiniz, hiçbir şey okumayacaksınız, hiçbir şey dinlemeyeceksiniz. Bir satır bile okumayacaksınız, bir tane müzik bile dinlemeyeceksiniz. Ya hayat olabilir miydi? Mümkün değil. Sanatsız hayat nasıl olabilir? Hep sanat tabii ki ekstra bir şey olarak görülüyor, lüks bir şey olarak görülüyor ki Türkiye'de birçok insanın erişimi evet sanata lüks tabii ki. Bunu asla yadırgamıyoruz, yatsımıyoruz daha doğrusu yadırgamak değil. Fakat sanat olmadan hayat olmaz. Öyle bir alan açtı ki bana tiyatro, her duyguya yer var. Kötü olsun, iyi olsun. Yani duygular yargılanmıyor, duygular yargılanamaz. Benim böyle bir bilgim yoktu yani hayatta. İyi kötü diye bir şey yok. Duygular yargılanamaz. Herkese, her şeye, herkesin olduğu gibi haline bir alan vardı. Yani aslında çok da şanslıydım çünkü her tiyatro yapan bu kadar keyifli ya da bu kadar herkesin kendini ifade etmesine ortam açan bir yerde eğitim alamayabiliyor. Yani hatta sanat eğitimi çok katı olabiliyor, insanları soğutabiliyor. Ben tam tersi, o kendi kurduğumuz düzende sesimin duyulduğunu fark ettiğim bir yerdi ve kendi sesimi bulmak için bana alanın, oyun alanının açıldığı bir yerdi. Yani o oyun alanı ve herkesi olduğu gibi sevme, kabul etme güdümün beslenmesi beni çok bağladı. Hala da bu işi niye yapıyorum diye sorduğum zaman her insanı tanımak, her insanın niye o halde olduğunu anlamak için içimde durduramadığım bir merak var. Ve bu meslek de bu meraka çok hizmet ediyor. O yüzden bu işi çok seviyorum.